biat edin. Biat edin ki affolasınız. Hayır! Sen ne yapıyorsun? Ha? Gafil! Hazreti Yusuf'u nasıl kuyuya atmıştı kardeşleri? Nasıl kuyudan çıkmıştı da Mısır'a vezir olmuştu kendisi? Allah nasıl tekrar karşısına çıkartmıştı o kıyıcı kardeşlerini de? Nasıl tanımamışlardı onu? Küçük kardeşleri Bünyamin'e de aynı oyunu oynamalarını istediğinde nasıl şaşalamışlardı? Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri vakit sen onların yanında değildin. Allah aynı surede bir şey daha buyuruyor. Ne diyor Hazreti Yusuf kardeşlerine? Ben bugün sizleri kınayıp ayıplayacak, şimdiye dek yaptığınız işlerin ayıbını yüzünüze vuracak değilim. Allah sizleri affeylesin. Amin. Gördünüz, işittiniz. Bu ailede ikilik olmaz. Birliğin bereketi var. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Buna itimadın var mı? Her zaman. Bak ben yaşadıklarından ötürü farklı görüyor olabilirim bazı şeyleri. Yani eski senin tanıdığın Cüneyt olsa bunları sana söylemeyebilirdi. Sen Vahit'le başa çıkamazsın. Ben de çıkamam. Cüneyt'im, Allah aşkına bunlarla gönlümüzü yormayalım şimdi. Aksine, gönlümüzü bize itimat edenlerin gönlünü boşa vurarız. Ya ne yapacağız? Ölmesini mi bekleyeceğiz aceleyle? Hayır. Onun derdi ne sensin, ne benim, ne de bu dergah. İnsan bu kadar küçük şeyler için bu kadar büyük riskler almaz. Hayran, vallahi vakit yok söyle. Cüneydileri ona vereceğiz. Terk edeceğiz onları. Ne? Tövbe estağfirullah. İtimadını kazanacağız. Asıl derdi neymiş onu öğreneceğiz. Asıl derdini bilmediğin bir adamı anlayamazsın. Anlayamadığın birini de yenemezsin. Efendimiz'e de başta kastetmeye kalkmışlardı da sonra uğrunda şehit olanlar olmuştu. Ben de sana Allah'tan öyle bir şehadet dilerim kardeşim. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Öyle edip yensek bile onu, peki gönlünü kırdığımız, sana aşık Cüneyt'leri ne yapacağız? Onların gönüllerini nasıl tamir edeceğiz Cüneyt Efendi? Vahid'in zulmü bitsin de varsın beni sevmeyi versinler. Kevser! Bekle, nereye kaçıyorsun? Kevser! Kevser, bekle diyorum sana. Peşimi bırak efendi. Nikahlıyım ben. İlla beyimi mi çağırayım içeriden?
Nikah mı? Beyin mi? Kevser. Neyin var senin? İyi misin? Bir sararmışsın. Bekle, bir yardım edeyim. Hayırdır Ayra? Böyle evimizin dibine kadar gelmişsin, böyle bakıyorsun. Birini mi arıyorsun? Sen kuruldaki doktor değil misin? O hekimim, evet. Senin iyiliğin için. Mürşit Efendi'ye gelmiştim de ben. Yol yanlış getirdi herhalde. Yabancısıyım. Mürşit Efendi mi dedi o? Anlamadım, bir şeyler söyledi de. Bak görüyor musun, kurula bile adamını sokmuş. Kurulda bir şey döndü belliydi ama. Hareketler mi? Değişik. Nefes nefeseydi, böyle bir sararmış. Sonra içi bunaldı, koştu gitti banyoya. Yardım edeyim dedim, ona da kulak asmadı. Hiç anlamadım ne olduğunu. Böyle birinden kaçıyormuş gibi bir hal. Selamun aleyküm. Aleyküm. Gel Cüneydi, gel. Cüneyt, evladım. Çok şükür. Çok şükür Rabbim bugünleri de gösterdi. Geç otur, gel. Feyza kızım, Cüneyt'i sana söylemeden aldım getirdim ama inşallah bizi mahcup etmezsin değil mi güzel kızım? Baba, kaç kere daha söyleyeyim. Ben o defteri kapattım. Hem sen demez misin? Olanın hayrı vardır diye. Maşallah, aferin sana, öyle derim. Sen bir Zeynep'i çağır bakalım. Haydi kızım. Tabii, çağırayım ben hemen. Büyük vebale girdik. O kadar insan bizim yüzümüzden vahide karşı ifşa oldu. Doğru bir iş yaptık mı bilmiyorum. Yahu kurban olduk mu sen söyledin? Ya ne yapsaydık? Eğer biz vahidi alt etmek istiyorsak sana bana itimat etmesi elzemdir ha. Ya o peşime adam takmış. Allah yübarek Müyesser Hanım söylemese ne olacaktı? Sana söylemem gereken bir şey var. Aha. Neymiş? Madem ortak sırrımız var, seni korumak boynumun borcu. Mürşit Hazretleri, Cüneyt'i senin kaçırdığını biliyor. Neyin peşindesin öğrenmek için ardına adam taktı. Müyesser Hanım sana niye yardım etti ki? Vahid'in has adamı değil mi? Ortak sırlarımız var diyelim. Ne gibi? Cüneyt, hoş geldin. Hoş bulduk Zeynep. İşe yaradı mı planımız? Vahit inandı mı? Çok şükür kızım, çok şükür. Ama Bahadırlara zarar verecek diye korkuyorum ben. Orada dirlik birlik falan bir şeyler söyledi ama güvenmiyorum. Sen hiç merak etme Cüneyt'im. O iş bende. Bir izni de hala ben onlara sürgün cezası verilmesini sağlayacağım. Bir kafa izni gibi düşünebilirsin yani. Biz bu zebani vahide bir iznillah indirdikten sonra da geri çatımızın altına çağıracağız onları. İndirebilsek Vahid'i, görmedin mi? EYT bile kendi adamını sokmuş Levent Hoca'yı çıkartıp. Adamın eli kolu çok uzun. Tek başına değil çünkü. Nasıl yani? Ne demek o? Kim var yanında? O kadarını bilmiyorum. Ama benden istediği şeyler bir tarikat şeyhinin isteyeceği şeyler değil. O ne demek ya? Ne istedi ki senden kızım? Sosyal medyayı kullanarak ortalığı karıştırmamı istedi. Sekülerleri kızdıracak şeyleri onların önüne düşürdüm. Muhafazakarları kızdıracakları da onların önüne. Zeynep, sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Annemin canıyla tehdit etti beni. Ya Cüneyt'im, Lokman'ı da seni tehdit etmedi mi bu zebani? Tamam da ben Zeynep kadar akıllı değilim. Onun kadar akıllı olsam bir çıkış yolu bulurum onunla anlaşmak yerine. Akıl ancak acizlere yol gösterir demişler. Ben Allah'a sığındım, tevekkül ettim, kalbimi dinledim.
Ben Vahit için bilgisayarın başına oturmasaydım senin olduğun kütüphaneyi de bulamazdım. Sen de şu an burada olmazdın. Maşallah. Bakara suresi 216. ayet güzel kız. Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Tamam, anladım. Her şeyin bir sebebi var diyorsunuz da... bu babam olacak adamı yenmek için... onun hakkında daha fazla şey bilmemiz gerekiyor. Doktor Levent dedi ki bu zebani abimi oradan indirmek için bütün delilleri ben Cüneyt'e anlattım. Bana hiç bakmayın. Cüneyt evde yok. Ben o vakit Levent Hoca'yla görüşeyim. Müsaade var mı? Kapıyı açık bırakırsan. Zeynep, ben seni kırmak istemezdim. Kırılmadım. Yapmam gerekeni yaptım ben. Babası ne vakittir ortada yokken bu bebeğe tek başına bakman gibi mi? Ben sana neler yapmışım Zeynep? El kadar bebekle seni yalnız bırakmışım. Üstelik okul çağında bir kızken. Kendinde değildin. Sen annen için, benim için, bu tarikat için ne kadar fedakarlık etmişsin. O vaid denen zebaniyle işbirliği yapmak zorunda bile kalmışsın. Sen iyi ol. Vahit'in yaptığı kötülükler bitsin yeter. Elif bebeğin de, benim gibi tekkedeki kızların da, kadınlara da iyi gelecek tek şey Vahit'in yaptıklarının cezasını çekmesi. Onda da besbelli ben hatalıyım. Zayıf düşmüşüm. Hastalanmışım. İnsanları yüzüstü bırakmış gibi hissediyorum. O eski hatırlamadığım Cüneyt'le cenk ediyorum epeydir. Kim kazanır bilmiyorum. Ama benim içimdeki kavga seni yakmamalıydı Zeynep. Elif, tamam. Ağlama, bak buradayım ben. Ben alabilir miyim? Elif, ağlama, bak buradayız biz. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye. Deli gönül aptal olmuş, gezer Elif Elif diye. Şiir de seviyor. Başka ne seviyor? Ben ona matematik formüllerinin inni olarak söylüyorum. Hemen susuyor. Ama bu ara o da fayda etmiyor, anlamadım. Annesi için ağlıyordur belki. Onun girdiği sınavların ağırlığı için. Eski Cüneyd'in sana vermesi gereken bir hesap var Zeynep. Kevser abla, bir şey mi oldu? Elif, susmayınca bir anda girdim. Dayanamadım. Ya bir yardım edeyim diye. Yani içli içli ağlıyor, sanki bir şey demek ister gibi. Ben alayım isterseniz, siz de rahat rahat konuşun. Sustu hemen. Uyudu mu? Uykusu gelmiş. Ondan ağlar öyle. Ben de kucağıma alınca uyudu şansıma. Bırakayım şöyle. Ben çıkayım Zeynep.
Ben seni dersinden alıkoymayayım. İyi geceler. İyi geceler. Cüneyt. Kendinle kavga etme. Buradasın, iyisin. O yeter. Levent hocanın bildikleri bu kadar. Zaten sana da anlatmış. Cüneyt'e. Yani işte sana dediysem. Onun bu adamlarla ne tür bir hesabı olduğunu bulmamız lazım. O zaman bozarız hesabını. Vallahi aynen hiç bilmiyorum ki. Nerede buluşuyor bu adamlarla? Nasıl konuşuyor? Bilmiyorum. Yani o zebani bu çatının altından başka bir yere de gitmiyor ki. Laidrilerin yanında da konuşmaz, huylanır. Bir yol olması lazım. Onu onlarla görüşmeye itecek bir şey olsa... Hani bu cevabını istediği sorular. Ya o sorularla ne yapacak yani, o da muamma. Değil. Hatemül Evliya olmak istiyor. Ne? Evet. Evliyaların sonuncusu olduğunu ispat etmek istiyor. Edilirmiş Zahar. Çok değil. Ya onun evliyaların bir de sonuncusu olduğunu Allah aşkımıza kim inanır ya? Mesele öyle basitçe inanma meselesi değil Hoca Hazretleri. Herhangi bir imam, hoca, şeyh olma iddiasının ne makbul tarafı var bu zamanda? Böyle bir iddiası olmasa Sadi Hüda Efendi varken, Cüneyt Efendi varken onunla kim işbirliği yapar? Ne gerek var buna? Doğru söylüyor. Deli de deseler iddia iddiadır. İddialar değerli oldukları zaman... Anlatamadım. Ben anlatayım. İddialı olmasaydı değerli olmazdı. Çok güzel söyledin. Değil mi? Benim değil ki, senin sözündür. Cüneyt de burada olsa işler kolay olurdu değil mi? Anlayacağınız, dünyada böyle adamları her zaman daha iddialı bulurlar. Usama Bin Ladin, El-Bağdadi. Açıktan ya da gizliden. Mehdi'ye benzeri iddiaları olur her zaman. Ama onlar silahla yarattıkları karizmayı kullanıyorlardı. Unutma. İlk başta ne silahları ne de adamları vardı. İslam devleti kurmak gibi, Müslümanları bir araya getirmek gibi büyük iddialarla başladılar. İslam nezakettir. İslam letafettir diyen mürşit babam, atalarım bak. Ah gene bak. Tamam, şimdi ah vah etmeye gerek yok. Bu cevabını aradığı sorulardan biri onu zorlamalı ki. İmkanı yetmemeli ki bu adamlara danışsın. Öyle bir soru var mı? Cevabını çözdüğüm bir soru var. Cüneyt'im, ben önden gideyim. Senin soru meselesiyle beraber arkamdan gelirsin. Artık atacağımız her adam çok ama çok önemli. Allahu alem. Selamünaleyküm. Anlamadım sanıyorsan, yanılıyorsun. Cüneyt taklidi yaptığının farkındayım. Daha kendine gelmesin. Yap yani, kimin taklidini yapıyorsan yap. Benim sana ihtiyacım var. Cüneyt, ben senin bir çift sözünle her şeyimi, bütün hayatımı bırakıp buraya geldim. Ve şimdi daha önce yaptığım bir şey için çok büyük bir vicdan azabı çekiyorum. Şimdi bildiğim konulara gel. Konuşabiliriz. Miran'ın babası var ya, Levent Bey. Onun başına gelen her şeyin sorumlusu benim. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden derken? Ben seninle tanışmadan önce bir takım a**lara girmiştim. Gerçi çekilmiştim desem aslında daha doğru olur ama... Kendimi, irademi, bir takım eşyaları insanlara teslim etmiştim. Hırsızlık bile yaptım. Mirayı kullanarak. Babasının, Levent Bey'in kaşesini çaldık. Çaldım. Bayağı kötü şeylere bulaştım. Çok kötü şeyler yaptım.
kapandı zannediyordum. Kapanmamış. Ve şimdi ne yapacağım hiç bilmiyorum. İnanılmaz çaresizim. Gideyim teslim olayım desem cesaretim yok. Okula da gidemedim. Kendimi burada senin yanında buldum. Cüneyt olsa ne derdi? Ne yapardı? Günahın arkasında dur. Masumlara zarar verme. Git teslim ol. Ben o kadarını diyemem. Zor. Peki sen? Şimdiki sen ne yapardın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.